Adım Sinem Balkanal. Bolu'da Özel Öncü Anadolu Lisesi'nden mezun oldum. YKS'de eşit ağırlıkta 160. oldum ve Koç Üniversitesi'nde tam burslu olarak İngilizce Psikoloji okuyacağım. Kendimi daha çok düzenli çalışan ve dersini derste dinleyen bir öğrenci olarak tanıtabilirim. Biraz klişe olsa da bunun gerçekten çok faydasını gördüm. Aslında benim 10. sınıftan beri hayalim Boğaziçi Üniversitesi'nde psikoloji okumaktı. Bu hayalim birazcık şeyi ve Boğaziçi 3. sırada geliyor psikoloji sıralamalarına baktığımızda. Üst sıralarda Bilkent ve Koç yer alıyor. Oralara ulaşabileceğimi düşünmemiştim açıkçası. Puanım daha yüksek geldi beklediğimden, çok daha yüksek geldi. Ben de bu yüzden Koç Üniversitesi'ni tercih ettim. Ben sınavdan çıktığımda bu sene olmadı herhalde diye düşünmüştüm. Birazcık netlerim kötü gelmişti diye düşündüm. Çünkü bakamadım bir de sorulara. Çünkü her şeyi unutmuştum bir yandan. Bir yandan kötü geçtiğini düşünüyordum. Çok kötü olduğunu düşünüyordum. Bu sene artık olmadı. Ben gelecek sene denerim diye düşünmeye başlamıştım. Ki sonuçlar açıklandı. Ve benim için bayağı bir sürpriz oldu. Bence en büyük zorluk kafanın arkasında sürekli bir ders çalışmalıyım düşüncesinin olması. Ya ben bunu çok yaşadım en azından. Herhangi başka bir şey yaparken yaptığınız şey ne olursa olsun ben bunu yapmak yerine ders çalışabilirdim düşüncesi vardı. Ben de özellikle hep. Bunun dışında sınav günü yaklaştıkça stresiniz artıyor ama ders çalışma isteğiniz azalıyor bence. Çünkü bütün bir sene boyunca çalışmışsınız, birazcık artık son haftalarda zorlanmaya başlıyorsunuz. Bunun da dışında yine dediğiniz gibi pandemiden dolayı öğretmenlere ulaşmakta biraz zorluk çekiyorduk. Bu yüzden de Round bana yardımcı oldu biraz aslında. Yani öğretmenlerime ulaşamadığım zamanlarda oradaki konu anlatımlarından da çok yararlandım. Benim Round'la tanışmam aslında birazcık farklı oldu. Ben özel bir okulda okuyordum dediğim gibi ve Round deneme sınavları oluyordu her hafta. O şekilde tamamen tanıştım. Ve deneme sınavlarına girdikçe her hafta böyle bir sistemin olması elimin altında gerçekten hoşuma gitti. Ben bu sene girecek arkadaşlarımın hepsine önermeye çalışıyorum Round'u. Çünkü ben çok faydasını gördüm. Bizim okulumuzda da zaten dediğim gibi herkes kullanıyordu. Ben insanlara Round önerirken daha çok çok çeşitli soru havuzundan bahsediyorum. Yani bunun içinde yeni nesil sorular da çok büyük bir yer kaplıyor. Çünkü artık sınavlarda hepimizin karşısına yeni nesil sorular daha fazla çıkmaya başladı. Ve bence bunlara alışkın olmak için çok fazla bu tarzda soru görmek zorundayız. Aynı zamanda içinde açıklayıcı bir şekilde konu anlatımları da var. Yani bir konu aklınıza takıldığında gidip onlara da hemen bakabiliyorsunuz. Ve her an elinizin altında olan bir sistem. Sonuçta dijital bir sistem. Bu da çok büyük bir fayda bence, çok büyük bir artı. Özellikle pandemi döneminde bu dijital sistemin avantajları bence biraz önce dediğim gibi biraz daha ulaşılabilir olması. Her an ulaşabiliyorsunuz. Yani bu gecenin ikisi de olabilir, sabahın beşi de olabilir. Ne zaman olduğu fark etmiyor. Aklınıza herhangi bir şey takıldığında direkt gidip oradan bakabiliyorsunuz. Yani her öğretmene ya da herhangi birine her zaman ulaşma şansımız yok sonuçta. Herkes insan, herkesin bir hayatı var. Bu yüzden bence dijital olması özellikle bu konuda çok büyük bir artı. Ben Round hocalarını çok beğeniyordum açıkçası. Anlatımlarını çok beğeniyordum. Çünkü basit şekilde anlatıyorlardı. Herkesin anlayabileceği şekilde. Özellikle edebiyat dersini ben çok izliyordum Round'dan. Öğretmenlerim de zaten tavsiye ediyorlardı. Üniversitedeki hocalarla falan karşılaşmamız, bu kadar çok hoca imkanımız olması bence çok iyi bir şey özellikle. Hocalar odanıza girmiş kadar oluyorlar ve sanki birebir ders alıyormuşsunuz gibi oluyor. Bu yüzden çok büyük bir artı bu da aynı şekilde. En çok ben deneme sınavlarını kullandım. Okulumda her hafta oluyordu. Ve bu deneme sınavlarından sonra yapamadığım sorulara bakıyordum. Soru çözümlerine bakıyordum. Ve bu soruyla ilgili yine aklıma eğer bir şey takılırsa o konuda gidip konu anlatımlarına da bakıyordum. Bu şekilde konu iyice anlamış oluyordum. Ama en çok soru çözümleri ve bir de Türkiye sıralamalarına çok baktım diyebilirim. Round'un ayrıca bir cep uygulaması olması bence şey bu anlamda çok büyük bir fayda. Herhangi bir yere gittiğinizde veya birazcık boş vaktiniz olduğunda ama o anda kitaplarınız yanınızda olmadığında hemen cep uygulamasını açıp işte oradan herhangi bir konuya bakabilirsiniz ya da birkaç soru çözebilirsiniz ya da daha önce yapamadığınız bir sorunun çözümüne tekrar bakabilirsiniz. Bunlar da o konuyu daha da iyi anlamanızı sağlıyor bence. Farklı denemelere girdiğimde ya da normal üniversite sınavına girdiğimde ve Round'da çözdüğüm soruların çok benzerlerini gördüğümde hep iyi ki Round'da çalışmışım dedim. Ailem Round'u gayet iyi karşılıyor, biliyorlar zaten. Yani annem de eğitimci olduğu için gayet sıcak yaklaşıyorlar. Zaten pandemi döneminde bu tarz şeylere ulaşmak zor olduğu için, yani özel ders almak falan zor olduğu için böyle dijital bir ürün olması elimizde çok iyi ve aynı şekilde Türkiye sıralamalarını görmeleri
onlar için bence, yani benim için de onlar için de bir rahatlama oluyordu. Ya da eğer sıralama düşükse biraz daha asılmam gerektiğini anlıyordum. Üniversiteye hazırlıkta bence tek başına yeterli olabilir. Çünkü içinde hem konu anlatımları, hem deneme sınavları, hem normal testler var. Ve bunların hepsinden zaten oldukça büyük de bir soru havuzu var. Yani görmediğiniz soru kalmıyor zaten genellikle. Koç Üniversitesi'ne girmek isteyen birine nasıl çalışmasını tavsiye edebilirim? Kesinlikle düzenli çalışmasını tavsiye edebilirim. Çünkü yani bu iş düzenli olmadıkça olmuyor. Siz bir gün 7 saat çalıştınız diyelim ki. Öbür gün hiç çalışmazsanız bu hiçbir şey ifade etmiyor, bu 7 saat size. Bence her gün azar azar da olsa her gün çalışmak önemli. Yani düzenli çalışmak çok önemli. Artı olarak bir de çok soru tipi görmek önemli. Round'a çalışmak için bence en önemli şey zaten deneme sınavı. Bir üniversiteye hazırlık sürecinde görüp görebileceğiniz en önemli şeyin deneme sınavı olduğunu düşünüyorum. Ve Round'da da çok fazla deneme sınavı var, haftalık deneme sınavları var. Onun dışında artı sorular var. Bu yüzden ben en çok deneme sınavlarını kaçırmamalarını öneriyorum. Ve o deneme sınavlarında yapamadıkları sorulardan eksiklerini belirleyip ve bunları belirlemekle de kalmayıp üzerine gitmeleri gerekiyor. Yani bu bir soru tipi de olabilir, konu da olabilir. Bunun üzerine giderseniz, bunun nasıl yapılacağını artık kavradığınızda, bu bir daha karşınıza çıktığında bunu yanlış yapmazsınız zaten. Herkese teşekkür etmek isterim Round ekibine. Her şekilde hem site düzeni olarak herkesin kullanabileceği bir site dizaynı var bence. Oldukça da göze de hitap eden bir şey. Artı olarak soru yazan hocalara yeni tarzda, yeni tipte, yeni nesil ve çok soru yazdıkları için teşekkür edebilirim. Konu anlatımlarına da yani teşekkür edebilirim.